İkinci yarıdaki bir hamleyle bir şeyle Pochettino bir şekilde döndürdü. Bana burada dendi ki Zinedine Zidane Erman'ın söylediği gibi bu bir savaştı. Emre Özcan benim geleceğimi çaldı. Bravo kardeşim. Bravo. Yıllar. Çok teşekkür ederim. Sokrates Stüdyo'ya, Londra Merkezi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir ilki gerçekleştirdiğimiz bu programda çok değerli bir konukla birlikte ilk defa aynı anda yayındayım. Armağan Hükünç, hoş geldin. Teşekkür ederim kardeşim, hoş buldum. Bu program... Çift spiker uygulamasına geçtik Şampiyonlar evet. Ligi yarı finalleriyle beraber. Aslında biz yan yana böyle yapacaktık, size bakacaktık ama onur konuğu olarak özellikle de Şampiyonlar Ligi'nden sonra alalım yani dedik. Teknik imkanlar da el vermedi tabii. Onu şimdi tabii biz bir Premier Lig programıyız fakat... Ben özellikle geçtiğimiz iki gün için sizlere şu soruyu yöneltmek istiyorum genel olarak. Böyle o neydi be? Biz ne izledik? Ne gördük? Neydi o? Şahanelikti bro. Yani hakikaten bizim maç oynandıktan sonra, yani biz Barcelona'ya 4 attıktan sonra hani dün akşamın daha böyle smooth biçimde geçeceğini falan düşünmüştüm. Yani Ajax beraberliğe bağlar öyle olur, böyle biter falan filan da o son saniyede, son saniyenin de son saniyesinde Muğra'nın attığı gol iyice artık akıl sağlığını insanların elinden alan bir iki gün oldu ya. Şahane 2-0'dan şey. Sonra bekliyor muydunuz? Ya ben 1-0'da bekliyordum hala. Ya ben bir şekilde evet, hala bekliyordum. 1-0'da atak matak yapıyorlar. Ama 2-0 hatta şey diyeyim yani ilk yarının sonunda artık böyle hala bir şey göremedikten sonra ben yok artık daha da dönmez diyorum. Çünkü ben maç başından itibaren hep ya abi 2 gol atar bir şekilde bu takım. Yani Ajax zaten kendi evinde daha kötü. Bir şekilde atarlar diyordum ama hiçbir şey göremedikten sonra hiç de beklemiyordum. İkinci yarıda bambaşka bir şey oldu. Yani Tottenham'dan zaten hiçbir zaman hiçbir şey beklemiyorum. Yani Tottenham kulübünün karakteristiği gereği olabilir. Bende bıraktığı izlenim gereği olabilir bilmiyorum ama ben hiç beklemiyordum. Yani. Alakası yok. Ben o açıdan mutsuzum zaten. Neden? Hangi açıdan? Yani Tottenham'ın herhangi bir yere aday olması, iyi olması kısmında. Ha, Arsenal'li olarak konuşuyorum. Evet ama yani şey de söyleyeyim. Programdan önce de konuştuk yani. Abi Pochettino'ya olacak gibi değil ya. Tamam, İnanılmaz bir saygım var tamam, yani. Tamam tamam Tottenham Pochettino falan dur. Tamam. Önce bir Erman Yaşar'a teşekkür ederek başlayalım. Niye? Çünkü bizim Liverpool FC'deki arkadaşlar da sana teşekkür mahiyetle çiçek getirmişler, tişört getirmişler. Sen geçen haftaki programda... Ben değil sırf Onur da söyledi. Türkiye'de 5 kişi falan Liverpool'a şans veriyordu. Yok ben Onur'a paya vermem. Sen üstüne basa basa beyler bak bu iş döner, bu iş dönebilir, olur bak böyle şeyler falan diyen adamdı. Ben niye ya şu anda dışarıda bırakıldım ya? Keşke hep mümkün olsa da dışarıda bırakabilsek seni de. Çiçeği alalım ya. Elvin çiçeği versene. Liverpool Türkiye'deki arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Buraya kadar kalkmış gelmişler. Sağ ol Tahir abi sana da. Çok güzel bir çiçeğimiz var. Gerçekten. Yani biz objektifliğimizle bence aynen artık bunu altını çizdik diye umuyorum. Aynen. Her daha ne kadar biraz burada, çizgiyi de aşıp diğer tarafa aşıp geçmiş gibi duruyoruz. Özellikle. Yani evet benim bu hoşuma gitti yani. Finaldeki bedava tarafım da belli olsun diye. Bedava oldu için. Yani bayağı hoşuma gitti yani. Bu güzelmiş. Ben bununla dolanırım birazcık. Şahane. Liverpool Türkiye'ye öncelikle teşekkür edelim. Sağ olsunlar ilgileri alakaları için. Gerçek maçlara Türkiye'ye gelince... yazıklar olsun. Hiçbir şey yapmasın. Tottenham Türkiye. Onlar hala baygındır oğlum. Olabilir. Kendilerine gelememiştir olabilir. Yani. Doğru. Sen de yüklenme. Aynen. Ya maçlara gelince şöyle söyleyeyim. Ben de geçen hafta dedim ama hiç çok da inanamadım. Hayır abiciğim durun biz konuşturun. Salah'la Firmino'nun oynama ihtimali ortadan kalktığında yani geçen hafta buradaki programda Salah ve Firmino'nun oynamayacağını bilseydim öyle bir şey demezdim. Çok samimi ve dürüst olayım. Yani ben Liverpool'un tam kadro bir şekilde Barcelona'dan 3-0'ı çevirebileceğini düşünüyordum. Hakikaten burada da söyledim. Çünkü iç saha oyunu çok güçlü. Barcelona bunu 25 kere söyledim bu sene. İlk maç öyle bittiğinde de işte şey dendi. Hani ne oldu falan. Gerçekten iyi bir takım değil Barcelona. Doğru. Gerçekten çok kötü bir teknik direktöre sahip. Ve işte Messi'nin devre dışı kaldığı hiçbir maç ile ligada. Bak Şampiyonlar Ligi Liverpool deplasmanı falan demiyorum. Açıp izlesinler bu sezonu. Messi'nin devre dışı kaldığı 3-4 tane maç. Evet El Clasico'da Messi yoktu. Mesela 5 attılar. Ender maçlardan biri. Ama onun dışında Messi'nin devre dışı kaldığı birçok maçta Barcelona çok böyle yaldızı dökülmüş sıradan bir takım görüntüsü veriyor. O yüzden bir ihtimal olabileceğini hem burada söyledim hem Emre ile başka bir programda da söyledim. Benim düşüncem ama şuydu yani olması için geçerli koşul Liverpool'un bir 20 dakika içerisinde Barcelona'yı strese sokup
stadı da kendisini de havaya gol sokacak bulması. O golü bulması. Onu da buldu. Ama tekrar diyorum, geçen hafta bilseydim Muhammed Salah ve Roberto Firmino'nun oynamayacağını, Andrew Robertson'ın ilk yarı sonunda sakatlanacağını, yok abi öyle bir şey olmaz derdim. Orada gayet dürüst olacağım. Çünkü yani geçen hafta onu söylememe rağmen maç başlarken benim de bir inancım yoktu. Hem Salah'ın hem Firmino'nun oynamamasından dolayı Liverpool kazanır diyordum. Liverpool oyun olarak kesin maçı oyun olarak bir kere kesin kazanır. Skor olarak da büyük ihtimalle kazanır ama turu geçemez di kafam maç başlarken. Tottenham'a gelince ben Tottenham'da gerçekten ümitliydim. Liverpool'a oranla, yani Salah ve Firmino'suz Liverpool artık kafamda tamam demiştim ama fakat orada da 2-0'da umudu kestim. Orada da dürüst olmam gerekirse. Maç başlarken, çünkü onu da geçen hafta söyledik. Ajax hem çaylak bir takım hem de kendi evinde hiçbir maçı kazanamıyor. Real Madrid'de Juventus berabere kaldı. Real Madrid yendi Ajax'ı. Ve Tottenham ne olursa olsun Hönminson, yani Harry Kane'den yine yoksunlar ama Harry Kane'in yokluğunda en kritik silahlarından biri olan Hönminson dönüyordu. O nedenle Tottenham'a da inanıyordum ama ilk yarı bittiğinde Tottenham'a da inancım kalmamıştı. O yüzden iki maçta beni aşırı şaşırttı o anlamda. Bu arada tabii gün içerisinde üstteki finallerin ikisini de İngiliz yapma ihtimalimiz var. Buna dair Onur Erdem'den öncelikle ben bir söz istiyorum. Böyle bir şey olursa bir özel bir şey düşünürsün artık. Tabii. Yani bir şey yaparız. Rule Britannia yaparız öyle. Üç tane Londra finallerde. Yani. Londra merkeze bir hazarı mazarı konu kalırsa. Ya bu programla beraber İngiliz futbolunun çıkışa geçtiğini de hesaba katarsak. Yani gerçekten. Onların da bize bir teşekkür etmesi gerekiyor. İki pound falan ateşleseler bize şurada. Hakikaten 10 senedir. 8'de çarparız iyi olur yani. 10 senedir ortalarda yoktu adamlar. Yani Liverpool geçen sene de final oynadı ama biz programa başladıktan sonra oynadı o finali. Bu arada benim burada bir şikayetim var. Suç duyurusunda bulunacağım demiştim. Emre Özcan hakkında. Emre Özcan benim geleceğimi çaldı. Neden? Kameraya bakarak. Emre Özcan benim hayallerimi çaldı. Geleceğimi çaldı. Neler yaşandığını açık açık anlatayım. Geçen hafta burada Londra Merkez programı bitti. Şampiyonlar Lokali çekilecek. Biz burada dedik ki Liverpool dönebilir. Neden olmasın dedik. Neden dedik. İlk maçta zaten Barcelona maçında da maçın hakimi ve bütün inisiyatifi Liverpool'daydı. Messi bir şeyler yaptı ve o maç bir şekilde 3-0'a bağlandı ama yani ben bir de Arsenal'li olduğum için büyük ihtimalle bunu düşünebilirim. Yani Anfield'da ne durumlara düşebileceğini bir takımın tahmin ediyordum. Çok yüksek bir inancım yoktu kabul edeyim ama olabilir diyordum yani imkansız demiyordum. Tottenham'da keza konuştuk bunları geçtim. Program bitti gittim. Şampiyonlar Lokali çekilecek. Emre oturuyor orada. Orkun orada oturuyor. Abi dedim iki İngiliz final oynar. Böyle bir deneme yapsam ne olur dedim. İddianın böyle bir bahis açtığını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. O zaman bakmamıştık. Açabilir diye yani geleceğe yatırım yapsak. İyi ihtimal yani. Böyle yani. Yasal bir bahis görmedim Türkiye'de çünkü. Yani olabilir diye düşünmüş olabilir adam diye. Canım yani. Olabilir diye. Belki açarlar. Gerçekten kendisi hakkında şu anda oğlum kendine hayır. Yanıyor. Hayır bunu da açıklayacağım. Bunu da açıklayacağım. Ben katiyen kendim yapmayacaktım bunu. Tamam. Ama usta. Ogan Londra'da yaşıyor biliyorsun. Biliyorum. Ogan'a diyecektim ki güzel Ogan çıktı. Oradan benim adıma şöyle bir şey yap. Anladım. Yürüyelim. Hem Amerikan İngilizler de, şey İngilizler de kendilerine yüksek şey oran veriyordur diye. Neyse biz burada yetersiz matematiğimizde abi Liverpool'u elemesine kaç verir? Yok efendim Tottenham'a kaç verir diye Orkun'la hesaplıyoruz. Nereden baksan şöyle bir 100 orana falan geldik. Ben de yükseldim. Tam o noktada Emre Özcan dedi ki abi saçmalamayın. Böyle saçmalık mı olur? Paranı git sokağa at. İstiyorsan git çöpe at. Bana ver ben harcayayım. Bence yüzden fazladır bu arada. Yani olabilecek 120, ne kadar heves kırıcı açıklamalar varsa hepsini bana yöneltti. Ve ben o gün nereden baksan bir ya 10 pound ya. 10 pound ya. Ogan'a desem ki Ogan git şuraya bir 10 pound. Puan değil. 10 pound koy. Bak konuşamıyorum. Sinirlendim. Para birimini telaffuz edemeyeceğim. Yani nereden baksan şu anda çok değişik yerlerde olabilir. Ki Emre Özcan kadar pozitif bir insan nasıl bu kadar negatif yani olmuştu? Çok ilginç gerçekten. Çok anlayamadım. Ama görün yani bu 3 saat program istiyorum. Yok efendim Liverpool efsanesi, yok Tottenham efsanesi diye bu adam bugün konuşacak. Evet. Bu adam geçen hafta bütün hevesleri kıran bu açıklamalarıyla hem kendini yaktı
daha da ziyade beni yaktı. Bir buradan ilk görüşmenizin bloopers'ını çek bari de. Geçmiş olsun. Yayınlar. Eyvallah. Olmayan bir parayı kaybettiğin için bu kadar üzülebileceğin ve bu kadar kendini harap edebileceğin hiç aklıma gelmedi. Konuşuyorduk bu arada biz onunla WhatsApp'tan. Ulan dedim inşallah Tottenham elemez. Elerse yarın programla seni afişe edeceğim dedim. Yak ya falan filan. Gene oralardaydık. Ben de oynadı da bir şey oldu falan zannettim. Oğlum yani oynasan ben zaten şu anda burada olmazdım büyük ihtimalle. 95. Hayır şöyle ikisine de oynayacaktım. Hani Liverpool döner ve Ajax geçeri oynadım falan diyeceğim zannettim yani. Yok canım ikisi. Oğlum Ajax geçerse niye 2 Londra takımı oynar diyeyim. Hayır abi işte. Öyle dedim de vazgeçirdi beni. Ötekini oynadım falan diyeceksin zannettim. Sepete gidin. Sepete olmadı. Sepete gidin. Emniyet kapıda tamam. Sepete git falan. Allah aşkına. Tamam Allah. Yemek sepetiyle haftanın emniyeti seçeceğiz. Yemek sepetiyle haftanın enlerinde farklı bir uygulamayla bu kez sizlerleyiz. Haftanın yemeği gelsin. Gelsin. Yes. Oh! İnanılmaz sürpriz oldu gerçekten şu an. Bugün çok özel bir gün. Daha önce de pastayı ne amaçla söylediğimiz programa biliniyor. Ne amaçla? Doğum günün ne amaçla? Sen tezkere aldın gündür. Diye. Hayır, tamam işte doğum günün bize geldiğim gündür. Bu sefer gerçekten. Doğum günü ha. Erman Yaşar'ın. Ulan bir diyete girdik her hafta pasta geliyor program. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun canım. Mutlu yıllar canım benim. Yani Türk sporunun haftanın, kaderinin değiştiği gündür bugün. Haftanın sorusu da şey olsun. Erman Yaşar'ın kaç yaşına girdiğini yemek sepeti yorumunun dur altını. Orası çok karışır. Ha, tamam. Yani girdi mi? Fatih Sultan Mehmet. Doğum yılını söylesinler. Tamam Erman Yaşar'ın doğum yılı bu haftaki sorumuz olacak. Yemek sepeti yorumunun altına yazabilirsiniz. Evet. Üfleyeyim mi? Üfle. Üfle kardeşim. Sonra gönderiyorum sana. Direkt tut ama. Aynen. Tamam. Seyirciler de alkışa hazırlansın. Allah seni kahretsin. Nerede? Arkadan mı üfledin? Ayılamadık daha. O yüzden ya oğlum, buradan, nefesim çıkmıyor. Bunun hiçbirini nasıl... Hadi baba. Bravo kardeşim. Bravo. Yıllar. Çok teşekkür ediyorum. Tebrikler. Çok sağ olun. Tebrikler. Al canım. Kedi koydum Erman'cığım. Bugün bak, eser sahipleri de burada. Kedi de geldi. Gel tatlı. Gel minik. Bırak kendini gitsin. Bir şey yapma. Formalara falan tırnak atmazsın değil mi? Ha, kablo yok, zaten çekecek. Sezon bitti ya. Bana tırnak atar. Evet. Şey diyorlar hala. Formaların üstünde etiket duruyor. Acaba hediye mi olacak bunlar diye bir açıklığa kavuşturur musun? Etiket durmasıyla hediye olması arasında nasıl bağlantı bilmiyorum var? İşte açıklığa kavuştur onu diyorum. Ben de kullanılmamış anladım. Halde insanlara hediye edeceksin bağlantısı. Edeceğiz var. Ya. Vay be. Edeceğiz. Yüce gönüllüye bak. Edeceğiz. Sen mi seçeceksin peki? Soru mu soracağız? Ne yapacağız? Öbür haftaki programda bakalım ona. Arsenal'ı ben alırım. Ay niye? Hediye edilecekse bana edilsin. Hazır doğum da günüm. Doğum da günüm. Tamam verelim. Bir daha koymayalım abi Arsenal formasını zaten şuraya. Erman'ın hediyesi bu olsun. Türkçe büküldü. Az önce. Doğum da günüm. Hakikaten iyi ama ayırdın yine daha iyi. Nefis. Tebrik ediyorum. Sana helal olsun ya. Vallahi helal. Doğum günümdü. Haftanın takımıyla başlayalım. Başlayalım. Ya haftanın takımı sende. Hatırlayan var mı ya neler oldu? Ya ben dün baktım tekrar. Ha öyle mi? İşte ben tekrar bakmadım çünkü unuttum. Ya Barcelona maçından sonra daha hala kendime gelebilmiş değilim yani 4-0. Oğlum senin zaten akli melekelerin normalde de yerinde değil. Yani. Tam da hafızam o kadar kötü değil. Ha. Akli melekelerim de iddialı değilim de siz hatırlıyorsunuz yani hafta sonu olan biten şeyleri Premier Lig'de. Ben hatırlıyorum diyemem. Ama haftanın takımı Liverpool olacak kadar biliyorum. Liverpool maçını ben anlattım. Zar zor kazandı. Tarih etmeyin. Kompany'nin golünü hatırlıyorum. Onu geleceğiz zaten de takıma gelelim. Tamam işte haftanın. Takımı Liverpool. Liverpool. Yani hatta duble Liverpool yani. Bir de Barcelona'yı 4-0 falan. Hayır, 3-2 Newcastle deplasmanı. Evet. Yani Rafael Benitez ne arıza çıkardı be. Evet abi ya. Hakikaten. Vallahi çıkardı. Hakikaten yanlış takımı çıkardı arıza ya. Çıkardı. Ben orada bırakırlar zannediyordum şampiyonluğu. Bırakmadılar. İşte. Bir şekilde Origi Morici atıyor işte. Origi sizin Solskjaer'iniz mi oldu? Gol Origi'ni bozdu. Oy. hele. Ramazan ayına yönelik esprilerimle. Yapma baba. Muhafazakar Erman Yaşar. Çok güzel oldu gerçekten de. Origi kesin gider diyordum. Ha. Yani sene sonunda. Hani kadroda yenilenme olursa bir gerçek bir yedek forvet alınır falan diyordum ama öyle şeyler yapıyor ki çocuk yani ligde bizi tutan adam o Everton deplasmanında 99'da gol atmak, Newcastle deplasmanı, Barcelona içeride artık gitmez yani. Aynı şey Fernando Llorente için de geçerli. City maçını doğru. Da o çözdü. Dünü de o çözdü. Doğru. De Ligt o girene kadar Allah gibi oynuyordu tövbe tövbe. Ondan sonra delikti bayağı salladı. Yani bütün savunmayı salladı. Fernando Llorente için de geçerli aynı şey. Şampiyonlar Ligi üzerinde. Ya Origi için yalnız gelecek sene mesela as forvet olarak oynayabileceği bir yere gitmez mi diyorsun? Bence gitmez abi. O kadar da değil. Ya Şampiyonlar Ligi şampiyonu kulüpten as forvet oynamak için Everton'a gider misin? Gitmezsin. Baba basit yani. Güzel soru.
Devam edelim. Peki. Da belki haftanın, hoca gönderir. O da olabilir. Tutar ya. Hoca ahta vefa sahibi bir insandır. Yani. Bu sezonun üstüne Origi'yi göndermek. Kimse gidiyor. Karius'u bile tutuyormuş neredeyse de. Evet. Kimi? Vallahi dün geçen seneki performansına rağmen Karius'u bile ilk başta tutuyormuş. Lallana, Starıç falan onları paketler. Origi evet. Kalır yani. Haftanın futbolcusu. Eden Hazar seçtik. Origi ya. Origi. Yani. Ligi bitirmedi adam. Gerçi Kompany de olabilir. Ya, Kompany'ye başka bir şey var. Bir dakika dur şey yapalım. Eden Hazar'ı hızlı geçelim. Haftanın golünü Armi anlatsın. Haftanın golünü ne seçtik? Yani Vincent Kompany seçtiniz evet. Büyük ihtimalle. Evet. Yani seçilecek bir gol. Gol olarak da. Bir zahmet. Yani çok kalp kırıcı ya. Hakikaten çok kalp kırıcı. Bozuldun yani, değil mi? Abi yani Leicester bir de ilk yarım saati falan bayağı iyi oynadı. Hakikaten bayağı iyi. Sonra adım adım düştü ama artık dakika 71-72'ye gelmiş. Şeyi bekliyorsun artık yani. Lan bu herifler 20 dakika daha dayanır. Şampiyonlukta burada gideri bekliyorsun ve yani Kompany'ye pası veren de bu arada şey diğer stoper. O Fransız baskı Laporte. Olan çocuk. Laporte. Fransız yani, baskı. Onlar kaleye 25 metre uzaklıkta öyle dizilmişler. Öyle bir abluka var yani. Kompany gençliğinde atıyordu bunları Hamburg'da falan. Baba ben gençliğini hatırlamıyorum. Hamburg zamanını falan. Niye lan 15 yaşında mısın gençliğini hatırlamıyormuş? Hamburg izlemiyordum oğlum yani. Ama Kompany'ye geldiğinde hanginiz düşünebilirsiniz abi? Bu herif Kompany de hatırlamıyorum zaten. 8 sene sonra ilk kez kaleyi bundan şut atmış. 8 sene sonra ilk kez top oynadı adam. Zaten yani yılda bir maç yaptığı için. Yani. Baba hakikaten çok kalp kırıcı oldu ya. Katılıyorum. Maalesef. Bayağı üzücü bir gol yani. Yalnız şeyden ben çok maç farklı. Başladığında neyse onu sonra konuşuruz. Şeyden çok farklı değil bu arada bence. Yani Agüero'nun o... Yok çok farklı. Yoksa... Şöyle abi. Bayağı farklı bayağı. Son saniyede şampiyonu değiştiriyor. Öbürü 25 dakika verdi ama imkansızlıkta bir olay yani. Kompany çıkıp vuruyor. Ya Kompany'nin gol atması orada Kompany'nin gol atmasından bahsediyorum ben. Olmaz. Ama çok güzel vurdu ya. Maalesef. Haftanın kalecisini Mark Travers seçtik. O kim diye sorabilirsiniz. Bak evet. Sordu bile. Premier Lig spikeri Mark Travers'ın kim olduğunu sordu. Kim oğlum Mark Travers? Hakikaten bir düşün bakalım. Kim hani haftanın kalecisi olmuş olabilir? Bournemouth için yedek kalecisi. 7. kalecisi. Evet. Hiç yokum bende. Miş bana da biraz önce Ozan söyledi. Evet. Vallahi yok. Ben çünkü inşallah her ne kadar Tottenham alınmayız Premier Lig spikerliğinde. Sezon bitti zaten. Alınsan bir şey olmaz. Mark Travers. Tottenham'ın 3 kişi kaldığı maçta. Evet. Hatalı yürüme gibi ismi var adam. Tottenham'ın evet 3 kişi kaldığı maçta çok kurtardı, çok çıkardı yani. 10 tane top çıkardı. O mu oynadı? Ben seyretmedim maçı. Oynadı. Oğlum niye seçilsin yoksa? Erman nasıl soruyor ya? Kulübede çok güzel durdu diye mi seçecek adam yani? O mu oynadı? Allah Allah. Çiş aldı sallamış. Mark Travers'a bak sen. Evet. 6 tane kurtarışı varmış. Baktım şimdi. Başka da kaleci bulamadım zaten. Leno'nun daha çok vardır ha. Benden hoca seçebilirdik. Haftanın hocası. Gerçek mi bu Mark Travers olayı? Gerçek. Hakikaten var mı öyle bir adam? Gerçek lan. Vallahi gerçek baba. Fotoğraf göstereyim mi? Gerçekten yani ama. Şey mi yapıyorsunuz? Troll falan doğum günü için. Hayır hayır alakası. Ben böyle troll mü olur? Kontrol yani? Edeceğim. Mark Travers devri var. Sen devam. Ne kadar başarısız bir troll olduğunu düşünebiliyor musun? Yani hiç olmayan bir kaleciyi niye kaleci seçer? Başka bir şey yapardık. Ya bunu mu düşüneceğiz? Pastanın yani, içinden bir şey çıkardık abi yani. Mark Travers. Haftanın hocasını gömelim tekrar. Oğlum Mark Trav yazdım Google'a. Daha gelmedi adam yani. Oğlum Mark Travel falan çıkıyor. Ben kaç yaşında diyeyim? Travers sadece soyadını yazdım. Seyahat ajantaları falan çıktı bu arada. Bak Mark Trav da çıkmıyor adam. Mark Trav da. Ha şimdi çıktı. Çok mu geçti? 99 doğumluymuş. Bu programdan position goalkeeper. Bu şey işte. Andy Robertson'ın hayat para olmadan çok sıkıcı aynı Dejab dediği yaşlarda. Evet. Muhtemelen 5 sene sonra. Yazık günah ya. Bir şey olur. Çok üzüldüm ya. Mark Travers'a bak. O inanılmaz çok, ya. Çok üzücü lan o tweet. Ve silmiyor öyle duruyor. Çok üzücü hakikaten. Bence sil. Yani şu duruma geldikten sonra silmesin zaten abi. Şey pinlese yeridir ya. Tabii canım. Bence de net pinlenecek şey. Hakikaten yani. Hocayı bir gömelim. Şimdi diyeceksiniz ki... Emery. Unai Emery. Diyeceksiniz ki yenilmediniz. Ne diye gözlük takıyorsun? Benim içim kan ağlıyor artık. Bu olacak iş değil. Biz dedik ki... Abi ligde kalmayı garantilemiş. Bir, Arsenal. Brighton. Garantilememiş de işte. Brighton'a karşı iç sahada. Abi son 4 maçtan 1 puan aldı bu adam. Ya bak Crystal Palace maçıyla Brighton maçını içerideki şu 2 maçı kazansa Arsenal ilk 4'te ya. İlk 3'te 3. bitiriyor. Ulan Chelsea ligin bitimine bir hafta kala ilk 4'ü garantiledi. Yani doğru. Öyle bir performans sergiledi ki Arsenal 3-5 hafta önce Chelsea 6. mı olur 5. mi olur deniyordu. Bir hafta beni de rezil etti. Ben dedim ki United hayatta ilk 4'e giremez. United sağ olsun. Yine giremeyecek galiba. Yok giremedi zaten. Ha, United komple giremedi o. United rezervisi aldı. Huddersfield'ı bile yenemiyor. O derece battı United'da. Ama Arsenal beni şaşırttı.
Yani ben beklemiyordum bu kadar paramparça. Abi şöyle son 7 hafta yok 6 haftaya girerken bizim 2 tane içeride maçımız vardı. 4 tane deplasmanımız vardı. Bir de o fikstüre Watford'u deplasmanda yenerek başlayınca ben dedim ki aha dedim yani. Oluyor şampiyon dedim. Olacağız galiba. Yani seneye şampiyon oluruz bu gazla falan dedim. Abi Watford sonrasında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik. Bir tanesi içeride Palace mağlubiyeti. Hemen Thomas Tuchel ya. Ha? Şey diyorlar Allegri PSG'ye gidecek aynen. Falan deniyor. Niye gidiyorsa onu da anlamadım. Ben de anlamadım ama yani Tuchel'i Thomas... kovarlar. Ay Tuchel şey çıkmadı mı ya? Ne? Soyunma odasında... Kimpembe artı çıkarmış. Ren maçın devre arası mı? Montpellier maçının tam devre arasında devre konuşuyor, beyler çıkıyor. Siz ne yapıyorsunuz kardeşim falan diyor. Çıkıyor. Kimpembe de diyor ki beyler devam edin diyor. Siz sallamayın bunu diyor. Tamam o zaman Kimpembe'yi gönderirsin. Tuchel'i mi gönderirsin? Ama onun ama dışında işte... biriyle daha kavga etmiş. Şöyle bir hikaye daha var. Rezalet bir ya işte Chelsea şeyine dönerler. O gelsin. Papazlar. Rezalet organizasyon ya. Aman. Abi biz de Paris Saint Germain'in arka bahçesi olacağız. Tamam konuşma Paris Saint Germain ya. Şu programı. Ulan Tuchel gelsin Paris Saint-Germain'in arka bahçesindeki adam hat-trick yaptı, finale taşıdı. Bravo. Yani. Ya ben ama hakikaten çok sıkıldım ya. Yani bu kadar aptallık, bu kadar... Ya bu çok büyük sınır aşmak artık. Yani Brighton ya. Brighton. Brighton'ı küçümseme. Bu hafta sonu Brighton... Bak kendine Liverpool'u şampiyon yapacak. Kendine gel Brighton'ı küçümseme. Bu hafta sonu Brighton Premier Lig şampiyonluğu belirleyecek kardeşim. Evet. Siyasi aynı. Liverpool'u şampiyon yapacak bu hafta abi, sonu Brighton. Yani bak 4-5 olur maç. Ver ya. Hat-trick yapar ha. 4-5 Glenn Murray sana da benziyor yani. Aynen. Biraz Cenk Tosun'a daha Glenn çok benziyor. Glenn Murray ikinizin arası. Cenk Tosun'a çok benziyor da hat-trick yapar bu hafta. Hiç şey olmaz. Ben yani. Buradan yani. Yetkililere sesleniyorum. Dedik ki ilk 4 beklemiyoruz. Yine aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlerse falan fena almaz kendi kupası falan. İlk 4'e giremiyor. UEFA Avrupa Ligi'ni belki alır. Fakat ben çok rahatsızım Unai Emery'den. Memnun değilim. Ben de. Yazıklar olsun diyorum. Yazın bunun gereği lütfen yapasın. Hem kadroda hem de Unai Emery'de. Ya bak çok net bir şey söylüyorum. 40 milyon paranız varmış. Ya, haddimi abi. Aşacağım büyük ihtimalle. Ha. Çok net bir şey söylüyorum. Suç duyurusunda buluyorum Unai Emery. Bak hoca olarak beni koy. Ha. Tamam mı? Sadece bak hoca olarak beni koy. Diyeyim ki sadece defans hattını belirleyeyim her maç öncesinde. Bu takım Allah beni kahretsin daha iyi savunma yapardı ya. Bak başka hiçbir şey söylemiyorum. Abi, sen çık. Hiç böyle taktik falan da vermeyeceğim. Yani siz yan yana durun diyeyim. Mustafi falan atarım kenara. O Mauro Panos olan o çocuğu koyarım. Bir şeyler yaparım. Yani en azından bu takım daha az gol yerdi ya. Arsenal'ın deplasmanda sezonu deplasman maçlarında -6 averajla tamamlıyor olmasına ben dayanmıyorum. -6 çok iyi. -6 çok iyi. Yani o da hadi Arsenal işte ya. Tamam her zamanki Arsenal. Haftanın enleri böyleydi. Devam ediyoruz biz. Şimdi Atkı yavaş yavaş boyundan boyuna gezerken şahane biz kutsanıyoruz ya. Kutsanıyoruz şu anda. Tabii Liverpool'u Armi de burada olduğu için deli gibi övdük. Tottenham'ı yeterince övmediğimiz konusunda eleştiriler geleceğinden ön alıyorum ben ve Erman Yaşar'a sözü veriyorum. Sezon başından beri burada Pochettino diyorum. Onu bırak geçen sezondan beri diyorum. Bana burada dendi ki Zinedine Zidane niye Pochettino'yu istiyorsun Real Madrid'e? Al niye istiyorum Pochettino'yu Real Madrid'e? Bunların ne alakası var oğlum? Ne demek ne alakası var lan? Sen Zidane hoca değil noktasındaydın. Zidane hoca değil falan diye hayatımın bir noktasında ağzımdan böyle bir laf çıkmadığı gibi 38 yerde Zidane için savaş verdim ben hayatım boyunca. Hangi cephelerde verdin? Çoğu cephede verdim. Trabluskar. Daha Zidane ilk teknik direktör oldu Real Madrid'de. Millet dalga geçerken ben dedim ki Real Madrid için en iyi teknik direktörlerden biri falan. Ama bence mevzusu bitmişti. Keşke Florentino Perez... Pochettino'yu ikna edebilseydi de ikinci Zidane dönemi yerine gelecek sene Pochettino takımın başında olsaydı. Çünkü bence... Hoca açık kapı bırakmış yalnız. Ya artık Zidane geldiği için zannetmiyorum. Zidane yok, buradan tamam. Bırakmaz. Oraya değil Pochettino de gidebilirim. Evet. Şampiyonlar ligini alırsam tatil yaparım falan dedi. Hayır, adam şey dedi ya özetle aslında söylediği şey. Ya daha bu şartlar altında bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni alırsam onun açıklaması şu. Ya ben burada daha ne yapabilirim ki? Yani misyonu... Ha, hedeflerim biter. Demeye çalışıyor. Aynen haklı. Yani çünkü şampiyonluk mücadelesi evet. Verebilmesi çok kolay değil. Dün ben onu yazdım. Şu anda sanıyorum yani Jose Mourinho'nun bende yeri her zaman ayrı. Ama şu an en sevdiğim iki teknik direktör herhalde. Klopp'la Pochettino. İkisinin de çalıştırdığı takımın taraftarı değilim. Hatta ikisinin çalıştırdığı takımı da biri zaten yani Arsenal sempatizanı olarak zaten Tottenham'ı hiç sevmezdim Pochettino dönemi öncesi. Liverpool'u da herhangi bir sempatim yoktu. Ama hem Salah hem Klopp ikilisi Liverpool'u bana epey sempatik gösterdiler. Keza ben
Yani dün deli gibi Tottenham'ın kazanmasını istedim ve son saniye golünde hani bunu 4-5 sene önce hayal edemezdim. Atladım zıpladım. Millet diyor işte çocuklar yazık oldu çocuklara. Tam çocuklara yazık oldu da karşıdaki takımın da yarısı çocuk. Altyapı maltyapı falan bir sürü alttan gelen oyuncusu var. Artı yani Ajax'tan tabii ki biraz daha pahalı bir takım. Ama yani öyle bir şey bir takım da değil. Yani Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea şeyinde bir takım değil. Yani 2018'in ocağında en son transferini yapmış. İşte alttan sürekli oyuncu çıkartan en yani dünya futbolunun en iyi forvetlerinden birinin oynamadığı ilk maçta onun yerine oynayan Hönmin Son'un da oynamadığı bir takım. İşte Vertonghen'i kaybetmiş, şunu yapmış, bunu yapmış. Çok özel bir iş. Yani hem Manchester City'yi sonrasında da bu şartlar altında Ajax'ı belki tur başlarken şanslar eşit gösteriliyordu ama sonrasında Ajax'ı elemek dediğim gibi ikisini de çok seviyorum ama biraz Muhammed Salah etmeninden dolayı herhalde benim terazim Liverpool'a biraz daha ağır basacak finalde. Ya ikisi de çok değerli adamlar. Çünkü ya tabii ki Pep Guardiola da çok büyük bir teknik direktör. Tamam ama o da çok fazla oyuncuyu geliştirdi. Pep Guardiola da geldiğinden beri Manchester City'de birçok oyuncuda inanılmaz dönüşümler var. İşte Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Zinchenko, Bernardo Silva hepsini sayabilirsin. Ama ne olursa olsun bu adamlar bence çok daha özel bir iş yapıyor. Yani Liverpool'un bu sene City ile bir puan geride gidip Şampiyonlar Ligi finali oynaması şu anda aktüel olarak herhalde dünyanın en iyi hocası diyebiliriz Jürgen Klopp için. Tek rakibi de bence tek rakibi de Pochettino bence. Geçen hafta ya da ondan önceki haftaydı tam hatırlamıyorum. Artık tek direktörler oyunda yani oyuncun kötüyse ana aktörün oyuncu olduğunu ve oyuncun kötüyse bunu başaramayacağım üzerinden bir tez konuştuk. Arsene Wenger. Evet. Graham Souness da demiş. Hala da arkasındayım bunun. Yani kötü bir kadroyla bir şey yapılamayacağının hala arkasındayım. Ama yani Klopp'la Pochettino'nun şu anda Şampiyonlar Ligi finali oynaması, Liverpool ve Tottenham'ın başında bu iki adam Şampiyonlar Ligi finali oynaması bu teze de iki sıra dışı örnek olarak... Yalnız ikisi de seni destekledi. Şöyle destekledi. Klopp maçtan sonra yani bunun... Hayır, oyunculara pay verdiler tabii. Dün Christian Eriksen dedi ki taktikle maktikle falan bir alakası yoktu. Dün savaş vardı. Çok inandık. Sahada olanların taktikle hiçbir alakası yok dedi Christian Eriksen. Pochettino maçtan sonra benzer şeyler söyledi. Yani böyle bir ortamda teknikle taktikle bir yere kadar gelebilirsiniz. Burada oyuncular hepsi kahraman. Lucas da süper kahraman dedi. Yaptıkları şey çok büyük dedi. Klopp da aynı şey dedi. Onunla ilgili bir şey soracağım. Bu çocuklar inanılmaz çocuklar. Şimdi bu adamları bu sahaya bu şekilde atabilmenin yani şöyle söyleyeyim. Mesela Liverpool Barcelona'nın özeti şu abi. Dünyanın en iyi takımı dünyanın en iyi oyuncusunu geçti. Bu aslında yani birey olarak tamam bir oyuncudan bahsediyoruz ama yani takım faktörüne bir grubu bir şeye inandırabilme başarısını da gösteriyor. Daha iyi takım da ya dünyanın en iyi. Bir şey soracağım sadece size. Yani anlatmak için. Barcelona karşısına çıkan Liverpool 11'ini tek tek şeyi ayırarak konuşuyorum. Alisson'u çıkarıyorum. Alisson dünyanın her takımında oynayabilir. Van Dijk de oynar. Van Dijk de oynar. Şimdi bunları çıkarttım. 9 tane adam sayacağım size. Bu sezon başlarken Trent Alexander-Arnold'la Robertson'ı bir alayım. Bu ikisi bundan 3 sene 4 sene önceki Everton gibi. Seamus Coleman, Leighton Baines gibi Everton'ın beklerinde olsaydı şaşırır mı? Sizin için garip gelir mi? Andrew Robertson geçen sene çok iyi oynadı ama ya. Ya tamam hayır. Yani ya, ne olursa Leighton Baines'in de çok prime dönemi var abi. Yani çok abi bu adamı Hull City'den aldı çıkardı mesela. Yani, sırıtır mı bu adamlar? Yok Everton'da sezon demek istediğin şeyi anlıyor. Royal Matip, Crystal Palace'ın stoperi olsa şaşırır mısın? Şaşırmazsın. Jordan Henderson, West Ham'ın orta sahasında oynasa şaşırır mısın? Şaşırmazsın. Milner, yani Newcastle'ın orta sahasında oynasa şaşırmazsın. Şakir zaten stoptaydı. Origi, Crystal Palace'ın forveti olsa şaşırır mısın? Şaşırmazsın. Fabinho şu anda atıyorum Everton orta sahasında olsa şaşırır mısın? Şaşırmazsın. Mane var. Onlara şaşırırsın. Mane şu anda, Mane'yi şöyle söyleyeyim. Öndeki üçlü her türlü şaşırırım. Tamam Mane'yi şöyle söyleyeyim. Mane Manchester City'de olsa Mahrez gibi kenardan gelse şaşırır mısın? Yok. Şaşırmazsın. Olur canım, normal yani. Abi şimdi sen bu kadroyla Barcelona'yı 3-0'dan elemek için çok başka bir şey gerekiyor. Yani bunu onu maçtan sonra Dejan Lovren'in bir şeyi var. Ayaküstü bir röportaj vermiş. Basın toplantısına çıkmamış da Lovren ayaküstü onu anlatıyor. Hani
Şimdi Erman'ın söylediği gibi yani bu bir savaştı ve teknik taktikle açıklanamaz bir şey. Aslında Lovren de aynı yerde ama savaşa hazırlayan komutandan bahsediyor. Savaşa hazırlık diyor Barcelona'daki soyunma odasında başladı. Yani biz 3-0 kaybettik. Barcelona'daki soyunma odasında savaşa hazırlanmaya başladık ve onun komutanı Klopp'tu. Bir hafta boyunca bu hazırlık devam etti ve bugün maça çıkmadan önce soyunma odasında en son şöyle bir şey oldu. Zaten Klopp'un da basın açıklaması oydu. Yani biz çıkıp imkansızı başarmaya çalışacağız. Başaramazsak da olabilecek en iyi şekilde kaybetmeyi deneyeceğiz dedi zaten Klopp da. Öyle bakıyor oyuna. Oyunculara da bunu söylemiş. Bugün çıkacağız, zevk alacağız. Bugün keyif alacağız. Anfield'ı arkamıza almayı başarırsak biz bu turu geçeriz. 15. dakikada, 20. dakikada gol atamazsak paniğe kapılmayın. Bunları Lovren anlatıyor. Paniğe kapılmayın. 15'te olmaz, 65'te olur. 66'da olur, 67'de olur. Bir tane gol atıp o tribünleri arkanıza aldığınız zaman siz bu turu geçersiniz. Onu yapabilmek için oyundan keyif almaya bakın. Sağ içindeki özgürlüğü size bırakıyorum diyor. Hatta Lovren bunu anlatırken fucking balls diyor. Öyle konuşmuş oyuncularla zaten Klopp'ta. Sonra kendisi de maç sonrası yine küfürlü. Çocuklar uyumuştur herhalde. Çocuklar uyumuştur. Saat 10'a 10 geçiyor. Fucking incredible ya da unbelievable dedi kendisi. Dolayısıyla evet. Sahanın içinde çok spontan şeyler oluyor. Planlanamaz çok fazla şey oluyor. Abi oyunun işte son akışı, gol. Aynen öyle. Yani Trent topu bıraktı. Yani. Yani onun artık Klopp'la değil, ya da taktikle maktikle ne alakası var? Trent korneri bıraktı diğer arkadaşı kullansın diye. Top toplayıcı çocuk hızla topu atınca bir anda gitti. Ama o sersemliği sağlayan da yani Barcelona'nın ya üzerindeki tamam, o tabii sersemliği ama yaratan da aslında o atmosfer. Trent'in o özgürlüğünün olması çok kıymetli bir şey abi. Trent 20 yaşında Liverpool altyapısından çıkmış 3 sene önce top toplayıcılık yapan bir çocuktu. Trent Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0'ın rövanşında takımı 3-0 öndeyken korneri sadece kendisinin, bak televizyon başında milyar insan izliyorsa onların bile görmediği bir tane adamı görüp ben şunu şuraya salıvereyim ya deme özgürlüğüne sahipse benim için zaten hoca yapacağını yapmıştır abi. Top toplayıcı çocuğun da büyük payı var. Evet. İsmini vermişlerdi dün de şimdi hatırlamıyorum. Evet ismi vardı. Haliyle ismi. Ha, bu arada bak şöyle de bir durum var. Yok haberi yapılmış demek. Oynayan oynamayan ayrımından Lovren dediğin için. İki hafta önce bu Sakır AM'in şeyi var. Google aramasına muhabbetinde Klopp'la konuşuyorlar. Klopp orada Lovren'le ilgili 6 dil falan konuşuyor evet. Dedi. Yani mesela Lovren'e çok gömüldü, o oldu, bu oldu evet. Falan filan. Ya bir, bu adamdan bu sezon nereden baksan bir 30 maç oynadı mı? Lovren mi? Evet. Oynamıştır. Oynamıştır. 30 maç bu adamdan faydalandı. İyisiyle kötüsüyle. Şu anda takım zaten 97 puanla bu ligi bitirecekse de payı da vardır. Kimse bunu inkar etmesin. Yani. Ya tamam, bu ayrı konu. Ama bak, büyük ihtimalle takımın içerisinde yani 6 dil biliyor ve bunu özellikle adam vurguladığına göre ya Lovren'in başka bir evet abi, birleştirici soyunma odasında bir etkisi var. O video LFC UK o üyelikle girilen sitede sürekli soyunma odasından ya da işte Bezies diye bir program var. Pampalar birbirleriyle program yapıyorlar. Orada Dejan Lovren'in çok garip bir şekilde soyunma odasında inanılmaz etkili bir figür olduğunu görüyorsun. Bu maçtan sonra bile herif önce Salah'la zaten pampası Salah. Önce Salah'la kutlama yapıyor sonra Ryan Brewster'ı çağırıyor. Yani 12 yaşında çocuk lan Brewster. Onu çağırıyor gel gel annesi dans Türk. Edeceğiz diyor. Onu bilmiyorum bro. Annesi Türk. Onunla Kıbrıs dans Türk'ü. Ediyor. Yani herif. Hazar gerçekten Ergüçlü gibi. Hazar Ergüç de Kıbrıs Türk'ü. Öyle mi? Bilmiyordum vallahi bro. Tabii. Yani çok garip bir şekilde. Hakan Muhafız. O adam. Soyunma odasındaki muhafız. Hakan olmasa bile o adam. Bir de bak şöyle bir durum var. Şampiyonlar Ligi finalindeki iki takımı düşün abi. Düşünüyorum. Düşün. Düşünün. Liverpool'da Liverpool bu sene yaptığı transferlerden hangisi düzenli oynadı Liverpool'da? Alisson. Alisson, Van Dijk devre arası geldi. Geçen bu sezon aldı. Şakir oynayacak gibi de oynayamadı. Keita oynayamadı düzenli. Yani düzenli değil. Rotasyon oldu hepsi. Rotasyon ya, oldu hepsi. Bir tane Alisson dışında adam yok. Evet. Yani aslında ilk 11'e monte ettiği bir tane adam var. Evet, Tottenham'ın kaç tane transferi var abi? Yok zaten. Yok. Sıfır zaten. Sıfır. Yani belli bir geçmişten gelip bu adamları bir arada oynatarak bir kültür yarattıklarının en büyük İşte Ajax'ın da şanssızlığı o bro. Yani bu sene oldu olduydu. Çünkü muhtemelen yaz ayında yağmalanacak o takım. Yok zaten başladı zaten. Dejan gitti işte. Ha, yani bu sene oldu senesiydi galiba. Bir 5 sene için en azından. Önümüzdeki 5 sene güzel için. Güzel bir perimasal oldu. Ama abi şöyle yani bundan önceki kadroları da bu yapılanma öncesi kadroları da Manchester United'la UEFA Avrupa Ligi finali oynadı. Yani evet. Bu adamlar dönebiliyorlar tekrar. Hatta dün kim paylaştı? Çok özür dilerim valla. Unuttum kim olduğunu. Kusura bakmasın. UEFA Avrupa Ligi finalinde oyuna sonradan giren 3 oyuncu bu yani bundan 2 sene önceydi değil mi? 3 sene önce miydi? 2 ya da 3 sene önce işte Manchester'la oynadıklarında. O finalde oyuna sonradan giren 3 oyuncu bugün ilk 11'in direkt oyuncuları. İşte yani bu adamlar alttan
Yaparlar yine. Yaparlar da bu sene olsaydı. Armağan'ın şey, söylediği şey Jose Mourinho da söyledi bu arada. Ne o? Klopp'u övdü ve dedi ki yani bu tur Jürgen Klopp'un ihtirasının, tutkusunun ve o inancı, tutkuyu oyuncu grubuna geçirebilmesinin eseridir. Başka türlü böyle bir şey yapamazsınız. Peki ben de söylediği şeylere paralel. Biz şimdi bu programda da çok konuştuk. Arada Onur hatta direkt uyuz oluyordu. Abi bu adamlar sürekli 85'ten sonra atıyor, 80'den sonra atıyor. Hatta ben çıkarmıştım toplamda 17 puan mı ne aldılar ligde? 85'ten sonra mı, 80'den sonra mı? Gene abi bırakmayıp özellikle de ikinci yarıdaki bir hamleyle bir şeyle Pochettino bir şekilde döndürdü. Orada da şunun da etkisi var ama yani. Mesela sadece taktik mi bu, öyle söyleyeyim. Sadece taktik mi yoksa yani antrenman tekniklerinden çok bahsedilir ya işte takım ölmüş artık, bitmiş, herkes sakatlanmış. Adamlar hala geri dönebiliyor. O fizik de var yani. O ya kadar. Takımın kondisyon fiziğinin, kondisyonunun çok ekstra bir noktada olduğu zaten ortada. Ona bir şey diyemem de. Ya dünkünde bence diğerlerinden farklı olan şey şu ana kadar konuştuk ettik Ajax, genç takım vesaire falan filan. Abi evet yani o noktada, o seviyede 2-0 öne geçtikten sonra adamların geldiğini, o arkadan o Ajax seslerini hissettiğinde, Ajax seslerini hissettiğinde o paniğe girdiler bence. Sindirdi Tottenham abi. Yani şey olarak da hani oyunu da aldı zaten de, evet. Oyunu alırken bir de ittire ittire ve vura vura sindirdi. Ya mesela Ziyech'in orada çok etkili oldu mesela. Ziyech'in falan kaçırdı. 70'lerde, 70'lerin sonu, 80'lerin başında böyle iki tane falan pozisyon var. Yani normal şartlarda onu o takım çok daha akışkan ve çok daha normal bir şekilde kaleye kadar giderek halledebilecekken birazcık o panik yansıdı yani o takıma. Olur, onun da etkisi var. Dünkü maçın yığılmasında oraya. Normaldir ya. Netice itibariyle İngiliz futbolunun Avrupa'da zirve yapmasının bence en temel nedeni bu adamlar. Aslında yani, hocalar yani. Gerçekten çok oyuncular büyük. Oyuncular değil. Yani dünya futbolundaki en büyük 10 teknik direktörlerin 6-7'sinin bu ligde çalışıyor olması, en iyilerin bu ligde çalışıyor olması işte. Yani en iyi 3 desen Klopp, Guardiola, Poch. Yani bunu biri Pep'i 1'e koyar, biri Klopp'u koyar, biri Pochettino'yu koyar belki ama bu 3 adamdır. Hadi en iyi 5'in 3'üdür ya da falan. Burada kaldıkları sürece bu etkiyi yaratacaklar. Çünkü İngilizler artık para da harcıyor. Eskisi gibi değil. Bu arada mesela Tottenham adına da şöyle de bir durum var. Yani geçen sene bu Juventus muhabbetinde hani onların aslında belli bir seviyeyi kaldıramadığı falan konuşuluyordu. Abi bakarsan City deplasmanından da son dakikada yani epik, yani bütün rövanş maçlarının sonları böyle adamlar için epik bir şekilde geçti. Birinde direkten döndüler. Yani o Sterling'in 90 artı 5'te. Evet, evet. Burada 90 artı 5'te döndüler. Yani aslında böyle ittire kaktıra, ittire kaktıra adamlar falan oraya geldi. Kadar gelme. Gruptan 88. dakikada çıktılar evet, zaten. Doğru. İnter iyi oynuyordu. Inter PSV ve Tottenham'da Barcelona ile oynuyordu. Barcelona'ya 88'de yine şey attı. Yine Moura attı. Yanlış hatırlamıyorsam yine Moura attı 88'de. O golü atmasa zaten gruptan çıkamıyordu Tottenham. Doğru. Şimdi ama Premier Lig sezonu bir bütün olarak bu sezon çok epik oldu. Evet. Yani Tottenham özelinde değil. Bütün sezon olarak tüm çok tartışmasız. Dön yani, lige dön. Şampiyon kim olur? 3 dakikalık yapsa yeter. Evet. O adamı getirmişim buraya. Şampiyon kim olur? Kim olacak? Brighton'ı izledim. Geçen hafta dikkatle izledim. Şahane bir takım. Bak var ya bayıldım. Gerçekten. Konferans yayındayız. O rakibinden ötürüdür o. Ya sana kardeşim ben onu bilmem. Sen hangi maçtasın? Pazar günü 17'de konferans yayını var. Ben İbrahim Altınsay'la City'yi anlatıyorum. Manchester City Brighton ana maçtayım. Emre Özcan Orkun Çolakoğlu'yla Liverpool Wolverhampton maçında, o da ikinci ana maç ama muhtemelen City ağırlıklı gider çünkü City'de öyle bir şey olur, olursa diğer maç. Böyle dönüşüm mü dönüşüm mü? Ekranın sağ yok. Köşesinde küçük ekran falan ha, mı? Diğer maçlar sadece gollerde dönecek. Yayın masasının özelliğini soruyor şu ama, an. Herif ne bilsin lan. Hayır, diğer maçlar gollerde dönecek değil mi? İki maç sadece. Hayır hayır. Aynı anda diğer maçlar da oynuyor. Hepsi var. Sadece gollerde dönecek ama. Tamam. Asıl mikrofonlarımız mikrofonlarımız Orkun Çolakoğlu'nda diye ben atacağım. Bunu en iyi Ümit Aktan yapıyordu ya. Müthiş ya. Usta'yı falan çağırırım isterseniz. Eğer Manchester City Brighton maçında Liverpool'a bir şampiyonluk armağan edersem Liverpool Türkiye bu sefer bunlarla falan dile olmaz. Dile benden ne dilersen. Artık beni Liverpool'a mı yollar? Dile benden ne dilersen ya, açık çek veriyorum. Beatles'ın %10 hissesini mi verir? Sen bunları düşün. Ama ne dilersen dile. Dur bana ben da o zaman. Ben de bir şey istiyorum. Sana ne oluyor? Lan? Bir dakika ya, bak deyince aklıma geldi. Sen bu sene Fulham maçına gitmiyor muydun? Gidemedik. Ne takım olmuş? O kadar kötüydü ki İbrahim abi dedi yani bunlara seneye Championship'te gideriz. En azından takım maç kazanır. Maç kazanır. Doğru. Gidemedik. Doğru. Yalan oldu. Gittik. Geçen hafta gittik kardeşim. Huddersfield'i beşleyen takımı da tribünle yine bu senede görevimizi ifa ettik. Bu arada lige gelen takımları da kutlayalım. Evet, kutlarız. Abi ben bir şey diyeyim mi? Ben
Norwich'in değil de Sheffield'ın o kadroyla nasıl geldiğini hiçbir şekilde anlamadım. Bu hangi Sheffield baba? United. Abi bu United. United olan. United olan. Heh. Ama yani şöyle söyleyeyim. Takımda böyle tanıyabileceğin bir şekilde... Böyle devam ediyorum programa çünkü arıza çıktı. Anladım. O kadar da ağzına kadar sokma ama onu. Bir türkü söyleyeyim. Sen gel. Ya yani ben orada şey yapayım. Kimse yok abi. Takım. Abi bak özetle teknik o. Direktör yok. Hani yok ne derken. Yok? Chris Wilder yani. Chris Wilder'ı tanıyor musun? Yok. Hani böyle şey de değil. Oğlum biz Travers'ı da tanımıyoruz. Premier Lig'de oynayan insanları da tanımıyoruz biz. Abi ne bileyim. Biz Tony Pulis değil yani bu adam. Hani bir Tony Pulis değil. Anladım. Atıyorum. Kadroda Wilder bir Premier Lig'de Sharp, John Eger. Abi gerçekten çok kötü bir kadro. Yani ya vallahi yok ya. Hakikaten inanılmaz saygı duyuyorum. Baktım bu sene sana. Bak iki tane Avrupa'da iki tane olayı anlamadım. Bir bunların çıkması bir de Getafe'nin o kadroyla nasıl Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini ben bir türlü anlamadım. Getafe olayını hiç bilmiyorum. Getafe olayı da çok enteresan. Tavsiye ederim. Ama onu Sheffield United gelecek sezon ne transfer yapıp nasıl ligde kalmayı planlıyor? Kim şampiyon olur Ozan? Sen şimdi boş ver Sheffield mefut ne oğlum haftaya konuşuruz. Sheffield nedir ya? Sen Liverpool'un nasıl şampiyon olacağını anlat bakalım. Liverpool şampiyon olamaz. Sen City'nin şampiyon olmasını istiyorsun bu arada. Ben evet ben City'nin şampiyon olmasını istiyorum. Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni alsın City şampiyon olsun istiyorum. Bunun özel bir sebebi yok. Ben maçın anlatıcısıyım renk veremem. Böyle City Brighton maçını ben anlattığım için kimin şampiyon olmasını istediğimi söyleyemem ama Salah Klopp'u falan seviyorum tabii yani. Sen bütün programın bu bölümünü hışırtıyla doldurdun şu an. Yine mi? Net yani. Bu da hiçbir şey anlamayacak insan. Tekrar alayım. Oğlum onu niye çıkarıyorsun? Yazık. Bunu çıkart ya. Ha, doğru. Yanlış şeyi çıkarttın oğlum. Neyse evet. Kapat haftaya görüşürüz ya. Evet haftaya son program değil mi? Hayır. Bir tane haftaya daha var. Son haftayı değerlendireceğiz. Aha. Şunu birazcık şurada tut abi. Nasıl lan haftaya son program değil mi? Hayır haftaya son haftaya değerlendiririz. Oğlum ısın davalar çok sıcak burası artık tamam. Gelemiyorum ben. Sonra öbür haftada finali yapıyoruz. Bu arada başlıkları sonradan şey edeceğiz. Lütfen bize katılın o sezonun ödüllerini vereceğiz. Böyle gümbür gümbür sezon ödüllerini vereceğiz. Sen haftaya bağlarsın bu programı bitirirsin. Ya. Olmaz. Bir hafta dayanma. Abi çok sıcak oldu. Yerlerler seni. Onu şu ağzına sokma. Erman bir türküyle kapatacak. Çok sıcak oldu mikrofonu. Armancığım tebrik ediyorum seni tekrar. Sağ ol kardeşim. Hem Liverpool'u hem Tottenham'ı tebrik ediyoruz. City'yi de şampiyonluğundan ötürü tebrik ediyorum. Daha o iş bitmedi. Allah. Dur bakalım benim elimde. Evet. Ama Liverpool'u ve Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi finali için tebrik ederiz. Arsenal'la Chelsea'de UEFA finali oynarlar da keyifli olur inşallah. Liverpool Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Doğum günüm için bana burada yaptıklarınızdan dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Müthiş çorap. Çok özel çorap. Ozan'ın tarzından oğlum, ilerliyorum. Oğlum şahaneymiş ya. Ejderha mı var? Ejderha var. Ejderha herhalde. Vay. Erman Tergeryan ya. Aslan. Aha telif yedik. Biz buna yedik mi? Yalnız Erman Tergeryan dedin de Game of Thrones da Arsenal'dan beter. Yani çok affedersin. Yani Arsenal'ın mı son 4 haftası? Arsenal'ın mı son 4 haftası daha kötü? Game of Thrones'un mu? Gerçekten korkunç bir dizi.